su dalgalarında yansıma. Arkadaşlar su dalgalarında yansımaya bakarken düzlem ayna ve küresel aynalardaki yansıma kurallarını kullanmaya çalışacağız. Öncelikle düzlemsel engelde yansımaya bakalım. Düzlemsel engelde yansımada ise aynı düzlem aynada olduğu gibi gelme açısının yansıma açısına eşit olması gerekiyor. Engele atılan dik bize normali verecektir ve gelen su dalgasının normalle yaptığı açı ile yansıyan su dalgasının normalle yaptığı açının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta burada engele ilk çarpan su dalgasının engeli yine ilk olarak terk ettiğini söyleyebiliriz. Yani mesela KL dalgası verildiğinde ilk olarak K noktası çarpıyorsa engelden de ilk olarak K noktasının çıktığını söyleyebiliyoruz. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar şu tarz bir sistem oluşturmaya çalışalım. Diyelim ki burada bir K, L, M su dalgası verildi. Elimizden geldiği kadar her noktadan ayrı ayrı ışınlar yollamaya çalışırsak şurası mesela L noktası olacaktır. K'dan yolladığımız ışın artık şu noktaya gelir K ışını ve M'den yolladığımız ışın da artık burada M'dir diyebiliyoruz. Yani yine KLM su dalgasını devam ettirdiğimi söyleyebilirim. Eğer e, düzlemsel bir engele noktasal bir kaynağımız Çıkan su dalgaları çarpacak olursa Şimdi o zaman da buradaki noktasal ıı, Su dalgası kaynağının Engele göre görüntüsünü alıyorum Nasıl alıyorduk biz düzlem ayna gibi düşünürsek X kadar uzaklıktaki bir Kaynağın engelin arkasında Ve yine x kadarlık bir uzaklıkta Bir görüntüsünün oluşacağını söyleyebilirim Ve sanki yansıyan su dalgalarının Bu görüntüden çıkan Su dalgaları uzantıları olduğunu Kabul edeceğiz ve artık buradaki Yansımayı da şekildeki gibi Gösterdiğimizi söyleyebiliriz Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde doğrusal AB dalgası birinci engele şekildeki gibi geliyor. Buna göre AB dalgası ikinci düzlem engelinden nasıl yansır diye sorulmuş. Şimdi öncelikli olarak gelme açısı yansıma açısına eşitti arkadaşlar. Buradaki e, normalle yaptığımız açı 40 derece ise Yansıma açımızın da 40 derece olması gerekir. Engelle yaptığımız açı da yine 50 derece kadardır diyebiliyorum. Peki iç açıların korunabilmesi için burası 50 burası 60 ise toplamı 110 olacak. O zaman buradaki açımızın da 70 derece olması gerekir. Yine buradan da yansırken 70 dereceyle yansıdığımızı söyleyebiliriz. Peki engele ilk olarak A noktası çarptığı için engelden ilk olarak A noktası son olarak da B noktası çıkacaktır diyebiliyoruz. Yani buradaki su dalgasının görünümü için artık ne diyebilirim ikinci engel. 70 derecelik bir açı yapacak şekilde yansımıştır diyebiliyoruz. Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde düz a engeline şekildeki gibi gelen doğrusal bir dalga düz b engelinden kendi üzerinden geri dönmektedir. Buna göre alfa kaç derecedir diye sorulmuş bir su dalgasının kendi üzerinden geri dönebilmesi için mutlaka o düzleme dik olarak düşmesi gerekiyor. Peki burası 60 derece, buradaki açı 90 derece ise burası bizim için 30 derece ve şuradaki açının da 30 derece olduğunu söyleyebilirim. E peki buradaki su dalgasının kendi üzerinden geri döndüğünü ve bunun da 90 derece ile mümkün olduğunu söylemiştik. İç açıların toplamı 180'ni vermek zorundaysa alfa artı 30 artı 90 eşittir 180 ise buradaki alfa değerimizin artık 60 dereceye eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şekildeki doğrusal su dalgasının A noktası engele çarptığı andaki görünümü nasıldır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar A noktasını engele çarptırıyorum. Şurada A noktamız var, şurada C noktamız var. Hala engele çarpmadı ve şuradaki açımız 50 derece. Ve eğer engel olmasaydı burada ne olacaktı? N noktamız olacaktı. E peki buradaki açının da yine 50 derece olduğunu söyleyebiliriz. Sanki bir düzlem ayna varmış ve bu düzlem aynada görüntü oluşturuyormuşuz gibi düşünürsek. Bu N kısmının görüntüsü simetriye alınarak oluşturuyordu. Buradaki açı 50 derece ise buradaki açım da yine 50 derecedir ve artık oluşan görüntü değerimiz için ne diyebiliriz? Şurada C noktası var. Şurada N noktası var ve burası bizim için A noktası ve burada da yine engelle yaptıkları açıların 50'şer derece kadar olduğunu söyleyebiliyorum. Parabolik engellerden yansıma, küresel aynadaki yansıma kurallarını kullanacağız arkadaşlar burada. Asal eksene paralel gelen bir ışın odaktan yansıyordu. O zaman burada da doğrusal olarak paralel bir şekilde gelen su dalgalarımız varsa bu su dalgalarının odakta toplanarak dağıldıklarını söyleyebiliriz. Yani odakta toplanarak bir yansımaya uğradılar. Eğer buradaki gibi odak ile merkez arasında bir su dalgası kaynağımız varsa bunun görüntüsü merkezin dışında oluşacaktı. O zaman buradaki su dalgalarının da Merkezin dışında toplandıktan sonra tekrardan dağıldıklarını söyleyebiliriz. Eğer merkezin dışında bir kaynağımız varsa, odakla merkez arasında toplanıyordu. O zaman buradaki su dalgalarının da odakla merkez arasında toplanıp tekrardan dağıldığını söyleyebiliyorum. Merkezdeki bir kaynağın görüntüsü yine merkezde oluşacaksa, o zaman buradaki su dalgalarının tekrar merkezde toplanıp merkezden dağılması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Peki arkadaşlar, eğer Küresel bir engelde yani çukur şeklindeki bir parabolik engelde odakta bulunan bir kaynağımız varsa odaktan gelen ışınlar asla eksene paralel gidiyordu o zaman buradaki su dalgalarının da doğrusal bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyebilirim. Eğer bir çukur engelimiz varsa ve buradaki kaynağımız odakla engel arasında ise o zaman mutlaka tek bir durumumuz var buradaki e, su dalgalarının dağılarak yoluna devam ettiğini söyleyebiliriz çünkü bizim için Odak ile ayna arasındaki küresel aynamız olan çukur ayna arasındaki kaynağın görüntüsü mutlaka engelin arkasında oluşacaktır ve buradaki su dalgalarında dağılmaya uğradığını söyleyebiliyorum. Peki eğer yine bu sefer tümsek bir engelimiz var, doğrusal gelen su dalgaları varsa, uzantılarının odaktan geçtiğini kabul edersek yine bir dağılmaya uğradıklarını kabul edebilirim. Peki eğer asal eksenin herhangi bir noktasında bulunan bir kaynağımız varsa, uzantıları ayna ile Odak arasındaydı. O zaman yine bir dağılma meydana gelecektir diyebiliyoruz. Yani tümsek engellerde mutlaka bir dağılma meydana gelecek ama çukur engellerde tek dağılmanın meydana geldiği durum odak ile engel arasında bulunan kaynakta olacaktır diyebiliriz. Çukur ve tümsek engellere gönderilen su dalgalarından hangileri yansıdıktan sonra odaklanır diye sorulmuş. Burada paralel gelen doğrusal bir su dalgamız varsa odakta toplanarak dağılıyordu. O zaman burada bir odaklanma meydana gelmiştir diyebiliriz. Merkezin dışındaki bir kaynağın görüntüsü odakla merkez arasında odaklanıyordu. O zaman burada da yine bir odaklanma meydana geldikten sonra dağılacaktır. Peki eğer bir çukur engelde odak ile engel arasında bir kaynağımız varsa bunun görüntüsü engelin arkasında oluşuyordu ve su dalgalarımız dağılarak gidiyordu. O zaman cevabımızın 1 ve 2 olduğunu söyleyebiliyoruz. you <laughs>